Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Bedir Savaşı'ndan sonra esirlerle ilgili konuyu gündeme getiriyordu. Şerefli arkadaşlarıyla istişare ediyordu. Esirlere nasıl bir muamele yapılmalıydı? Fidye mi alınması daha isabetli olurdu ya da başka bir uygulama mı daha isabetli olurdu? İki fikir ön plana çıkıyordu. Birincisi fidye alınsındı. Müminler imkansızlık içindeydi. Fidye müminler için bir rahatlama olacaktı. İkinci fikir esirler öldürülsündü. Zira onlar ölümü çoktan hak etmişlerdi. Müminlere nice zulümler yapmışlardı. Şimdi de savaşa gelmişler, müminleri öldürmek istemişlerdi. Bir de ileride yine müminlerin karşısına bir kuvvet olarak çıkabilirlerdi. Çoğunluğun kararı fidye olmuştu. Fidyesini verenler kurtuluyordu. Ama ayet nazil oluyordu. Küfrün veli kırılmadan deniliyordu ayette. Şayet Allah'tan bir yazı, hüküm gelmiş olmasaydı, aldığınızdan dolayı mutlaka size büyük bir azap dokunurdu buyuruluyordu. Ayette geçen hüküm konusunda şu rivayet ön plana çıkıyordu. Yüce Allah, Bedir ehlinin yaptıklarını bağışlayacağını daha önce hükmetmişti. Bu hüküm, onları fidye kabul etmekten dolayı hak ettikleri büyük azaptan korumuştu. Enfal suresinin 69. ayetinde, "Artık elinize geçen ganimet mallarını helal olarak afiyetle yiyiniz. Allah'tan korkunuz. Hiç kuşkusuz Allah affedicidir ve merhamet sahibidir." 70. ayette ise, "Ey peygamber, elinizdeki esirlere de ki, eğer Allah kalplerinizde hayırlı bir yaklaşım olduğunu görürse, size elinizden alınandan daha iyisini verir ve sizi affeder. Hiç şüphesiz Allah her şeyi bilir ve her yaptığı yerindedir." buyuruluyor. Esirler konusu müminlerin hayatına ilk kez giriyordu. Onlara nasıl davranılacağını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyan buyurdu. Onlara hayırla muamele edin. Sahabe-i kiram İslam ahlakının meyvelerini de pişiriyordu. Onlar insanları kendilerine tercih edebilmeyi sinelerine sindirmişlerdi. İnsana hizmetin hakka hizmet olduğunu derin bir bilinçle biliyorlardı. Hele hele bir insanın hidayetine vesile olma dünyalardan daha değerliydi. Peygamber Efendimiz esirlere muamele konusunda daima insanca yaşamı merkeze alıyordu. Şerefli arkadaşlarına hitap ediyordu. "Esirlerinize yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin, kaldıramayacağı işi teklif etmeyin." buyuruyordu. Esirler öldürülme endişesi içinde beklerlerken öyle bir insani ilişkiye, ilgiye muhatap oluyorlardı ki hayran kalmaktan kendilerini alamıyorlardı. Esirlerin bazıları İslam'la şerefleniyordu. Bazıları ise İslam saflarına geçmiyordu ama asla Müslümanlara kılıç çekmeyeceklerine ahdediyorlardı. Mümin kalpler insanlığın hidayeti için çırpınırdı. Küfrün karanlığından iman nurunun aydınlığına çıkabilmeleri için gayret ederlerdi. Bedir Savaşı'ndan sonra Yahudilerin ve münafıkların müminlere olan öfkeleri, düşmanlıkları daha bir büyüdü. Onlar bundan sonra daha çok hileler, tuzaklar peşinde oldular. Bakara suresinin 8. 9. ve 10. ayetlerinde, "İnsanlardan öyleleri vardır ki biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik" derler. Oysa inanmış değillerdir. Sözde Allah'ı ve iman edenleri aldatırlar. Oysa onlar yalnız kendilerini aldatıyorlar ve farkında değiller, şuurunda değiller. Kalplerinde hastalık vardır.
Allah da hastalıklarını artırmıştır. Yalan söylemekte olduklarından dolayı onlar için acı bir azap vardır buyurulur. Mekke döneminde münafıklar yoktu. İki yüzlü görünen insanlar yoktu. Olması da doğal değildi. Zira o dönemde müminler zaten azdılar. Ayrıca Mekke döneminde Müslüman olmak büyük bedeller ödemek demekti. Baskılara, mahrumiyetlere, aşağılanmalara mahkum olmak demekti. Mekke döneminde münafık olarak görünmenin hiçbir avantajı, hiçbir getirisi yoktu. Münafıklar Medine'de vücut buluyordu. Medine döneminde büyük bir sorun oluyordu. Zira Medine-i Münevvere'de kısa zamanda Müslümanlar egemen konumuna geliyorlardı. Medine toplumunun merci durumuna geliyorlardı. Ayrıca yavaş yavaş ilerleyen bir toplumdu, büyüyen bir toplumdu. Münafık iki yüzlü anlamındaydı. Müslüman görünür ama İslam'a derinden bir düşmanlığı vardı. İslam düşmanlarıyla beraber hareket eder, her vesileyle Müslümanları zaafa uğratmak isterlerdi. Hicret öncesi Medine'nin iki büyük kabilesi vardı, Evs ve Hacreç. Bu iki kabile bir idari yapı kurabilme adına Abdullah bin Übey'i başlarına kral tayin etmeye karar almışlardı. Ama bu zaman diliminde bu iki kabilenin öncüleri Müslüman olmuşlardı. Abdullah bin Übey bu olay nedeniyle azgın bir İslam düşmanı oluverdi. İslam Abdullah bin Übey'in bütün hayallerini suya düşürdü. Halil-i Übey'in en büyük düşmanı İslam'a Müslümanlar oluyordu. Münafıkların arkasında Yahudiler vardı. Onlar münafıkları yönlendiriyorlardı. Münafıklar sadece Evs ve Hazreç'ten değildi. Yahudilerden de münafıklar vardı. Çevrede sahralarda yaşayan Bedevilerden de münafıklar vardı. Yahudi münafıkların yapmadığı düzenbazlık yoktu. Sürekli bozgunculuğun peşindeydiler. İçlerinde kin ve düşmanlıktan başka bir şey yoktu. Hastalıklı insanlardı. Doğal ve tabii insan olmayı unutmuşlardı. Şeytanlaşmayı hüner sayacak kadar insani özelliklerini kaybetmişlerdi. Yalan söylemeyi doğruyu söylemek kadar doğallaştırmışlardı. Oyunların biri şöyleydi. Sabahleyin Müslüman olduklarını söylüyorlardı. Akşama doğru biz İslam'ı beğenmedik, bunda bir şey yokmuş diyorlardı. Böylece İslam'a yönelenlerin önlerini kesmek istiyorlardı. Kur'an-ı Kerim münafıkların özelliğini bizlere bildiriyordu. Fitneci karakterleri vardı. Kuvveti, şerefi inkarcılarda ararlardı. Onları dost edinirlerdi. Güvenilmez insanlardı, yalan söylerlerdi. Emanete ihanet ederlerdi. Söz verdikleri zaman sözlerini tutmazlardı. Tartışmacı ve saldırgandılar. Menfaatlerini daima birinci sıraya koyarlardı. Dış görünüşleri aldatıcıydı. Kalıpları ve kıyafetleri hoşa gidecek cinstendi. Yüzlerinden ve konuşmalarından tanırlardı. Dine karşı gevşektiler. İnsanlara gösteriş yapar ve Allah'ı çok az zikrederler, anarlardı. Allah'tan değil insanlardan korkarlardı. Sorumluluk almazlar ve bahane öne sürerlerdi. Kötülüğü örgütlerlerdi. Yeminlerini kalkan olarak kullanırlardı ve insanları Allah'a yolundan uzaklaştırmaya çalışırlardı. Etkileyici konuşurlardı, alaycıydılar. Kararsızdılar, korkaktılar, her sözü kendi aleyhlerine zannederlerdi. Bütün bu özellikleri tahlil ettiğimizde ortaya çıkan insan tipi kişilik karakter ve ruhsal açıdan hasta bir tipti. Ne Allah'a ne de insanlara güvenmeyen hastalıklı bir potreydi. Kişilik ve şahsiyet erozyonuna uğramış bir tipti. Bu tiplerin belli bir fiyatı vardı. O bedeli ödeyenler bu tipleri daima satın alırlardı. Bu tiplerin ana çizgisi daima menfaati ön planda tutmaktı. Bunların ilkeleri, değerleri yoktu. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu tiplere ilişkin nasıl davranırdı? Onlarla ilişkisini nasıl sürdürürdü?
Efendimiz aleyhissalatü vesselam münafıklara, Müslümanlara nasıl davranıyorsa öyle davranıyordu. Onlar da Müslümanların bütün haklarına sahiplerdi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlarla iyi ilişkiler içinde olurken çocuklarının iyi bir Müslüman olarak yetişmesini hedefliyordu. Onlarla iç içeliğinde onların vereceği zararı en aza indirmeye gayret ediyordu. Onlar ciddi bir zarar verdiklerinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam onları sorguya çekiyor, tövbeye davet ediyordu. Münafıklar kumpas kurarlardı ama henüz onu eyleme geçirmeden ayet nazil olurdu. Efendimiz onları çağırır, bu vahim yanlıştan dönmelerini beyan ederdi. Peygamber Efendimiz zayıf karakterli kişilere ve bu münafıklara hiçbir zaman önemli görevler vermezdi. Böylece onların bozgunculuk yapmasına imkan tanımazdı. Müminler öncelikle kendi iç bütünlüklerini, gönül bütünlüklerini korumada son derece duyarlı ve basirette olmaları gerekiyordu. Kalenin içten yıkılması kadar büyük bir tehlike olamazdı. Akif'in deyişiyle topluca vurdukça gönüller onu top sindiremezdi. Müminler kendi yapılarını, toplumsal yapılarını, insanlığın genel ahvalini, tehlikenin nereden gelebileceğini çok iyi bilmek zorundaydılar. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.